Heyecanlandım bak ya. Şimdi ben hoş bulduk. Konuşan örnek. Facebook'tan cezalanan adam bakın rahat rahat bakıyor orada. Arkadaşlar konuşan öne çıkacakmış. Melat konuşur musun lütfen? Dairesi oldu, ne güzel oldu. Çok güzel, orada minik bir daire içindesin. Evet, ne yapayım peki? Sen öyle dur. Ben minik bir daire olarak durayım, evet. Yok, Ulaşat diyor herhalde. Yok, bana diyor. Melahat'a diyorum çünkü Ulaş seni şimdi kocaman bir Melahat yapacak. Ya Ulaş da burada küçük bir daire olarak duruyor da. Oh, bayağı güzel görünüyorsun. Vay vay vay. Bu da güzel. Vay vay. Merhabalar. Üçüncü bir vatandaş. Ya onu da görelim. Evet evet, Barış'ı da görelim yanınızda mı? Evet, Barış ya, da uyudu görelim. Şimdi uyanırsa getiririz zevkle. Teyzeler amcalar bekliyor deseydiniz. Zaten sesli de görüntüyle müdahil olacaktır. Ne yapalım, başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayın. Öptüm hepinizi. Ona başlayalım sonra. Arkadaşlar ben şimdi takdimimizi yapıyorum. Sizinle sonra konuşacağız. Tamam mıyız Ulaş? Tamam. Kültürhane'nin çok sevgili dostları, hem mutlu hem çok heyecanlıyız bugün. Edebiyat sohbetlerinde çok özlediğimiz yurt dışındaki dostlarımızla onların üretimleri üzerine konuşacağız. Yurt dışı, sınır dışı öyküler kitabının yazarları Mersin Üniversitesi'nden ve Türkiye'nin dört bir yanından ihraç edilen ve yurt dışında yaşamak zorunda kalan arkadaşlarımızın hikayeleri, onların kendi kalemlerinden kendi hikayeleri, sevgilerimizi, özlemlerimizi gönderiyoruz ve çok yakın zamanda Türkiye'de hep birlikte yan yana olacağımız günleri heyecanla, umutla, mutlulukla bekliyoruz. Şimdi söz artık Bediz'de ve diğer arkadaşlarımızda. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, benim için biraz tuhaf bir şey çünkü ben kitabın yazarlarından biriyim. O sırada yurt dışındaydım. Kitabın yazarlarından iki kişi aslında, biz döndük. Fakat o sırada orada olduğumuz için öykülerimizi de yazmış olduk. Böyle tuhaf bir durum oldu aslında. O yüzden benden ziyade aslında arkadaşlar konuşsun isterim ve Hakan aslında başlasın. Çünkü Hakan bu fikri ileri atan, bizi sürekli olarak teşvik eden, gayretlendiren ve ne zaman yapamayacağız, biz bunu yapamıyoruz desek cesaretlendiren, dürtükleyen hep Hakan oldu. Onun bu kadar büyük bir motivasyonu ve bizi de motive etmesi olmasaydı kesinlikle böyle bir şey çıkmazdı. Şöyle de bir aslında diğer kitaplardan ayıran bir tarafı var bunun. Bu kitap ayrılan bir tarafı var. Bu da Hakan'ın fikriydi ve onun sayesinde oldu. Bizler akademisyeniz. Her birimiz kendi alanlarımızda bir şeyler yazıyoruz, çiziyoruz. Ama hiç öykü yazmadık. Yani edebi bir metin en azından bildiğim kadarıyla, değil mi arkadaşlar? Sizde var mıydı bilmiyorum ama. Belki bir tek Meltem Gür'le istisnası olabilir. Onun dışında kimse edebiyatla ilgili... Bermeli senaryosu varmış. Yani evet, senaryo vardı ama öykü yazmamıştım yani hiç. Yani edebiyat alanında eserler vermemiştik ve vermeyi de düşünmüyorum. Böyle bir şey yok. Ben bunun böyle bir... yani... Farklı bir türde, farklı bir şekilde yazılmış olmasını istedi. O yüzden de bizi yazmaya hep teşvik etti. Bunu ne kadar yapabildik bilmiyorum. Bunu okuyucular değerlendirecektir ama en azından buna çaba gösterdik. Bundan dolayı da aslında Hakan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizi bu anlamda zorlayacağım. Tamam. Şimdi o zaman Hakan, önce seni bir dinleyelim. Nereden çıktı bu fikir? Niye böyle bir şey? Sonra Hudut Dışı Öyküler isminden de biraz konuşalım. Söz sende. Teşekkür ediyorum. Ben şu an kültürhanedekileri çok göremiyorum. Böyle çok sınırlı küçük bir ekrandan
Birkaç tanıdık insan var, birkaç sevgili dostum hocam. Onun dışındaki arkadaşları göremiyorum ama öncelikle hepinize burada bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Vallahi biraz heyecanlıyım. Şunun heyecanı var. Bu Selim, Melahat, Bermal, Eylem. Şimdi böyle bir araya gelmeyeli uzun zaman oldu. Ve de karşıda işte Veli Hoca, Ayşegül Hoca, Ulaş, Bediz, işte Filiz, çeşitli arkadaşlar. Hakikaten böyle bir hani o duvar duvarınız vız gelir bize vızın tam şeyini yaşıyoruz şu an. Gerçekliğini yaşıyoruz. Çok uzaktayız. İşte Selim çok daha uzak bir coğrafya. İngiltere'de, biz Almanya'da ama hani bir araya geldik. Teşekkür ediyoruz bu olanağı da sunduğunuz için. Şimdi kitap fikri nereden geldi ve edebiyat alanında hiç eser vermiş miydik? Buralara geleceğiz. Yani tam da bunu hazırlayan şuydu. 2014'te Mersin'e ben geldim ve dedim ki yani uzun bir Ankara yolculuğundan sonra işte anne kucağına memlekete döndük. Böyle İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, yani Türkiye'de arasanız bulunmayacak da bir fakülteye gelmişim. Yani birbirinden güzel insanlar, dostlar. Hakikaten böyle burada artık emekli olacağız. Yani sonunu burada herhalde geçireceğiz. Fikrindeydim ben. Çok arkadaş da öyleydi herhalde. Fakat tam 3 yıl sonra 2017 Mart'ta üniversiteden atıldım. Benden önce işte arkadaşlarım atılanlar vardı. Benden sonra atılanlar oldu. Ve atılır atılmaz ben sanırım 3 gün sonra hani KHK zaten hep böyle gündemimizdeydi. Ve hani bunu da öngördüğümüz için başka da hani ekonomik olarak dayanağımız olmadı. Almanya'da burs başvuruları falan yapmıştım ve kabul olmuştu. 3 gün içinde de hızlıca ben çıktım geldim. Zaten geldikten tam bir ay sonra Nisan KHK'sıydı işte Mersin. O güzel dediğimiz üniversitenin ve fakültemizin çoğu arkadaşımız, dostumuz o KHK'yla atıldı ve bir yeni bir macera serüven başladı aslında bizim için. Yeni bir anlamda yeni bir hayat başladı. Neden? Hem buraya geldikten sonra daha fazla hisseder oldu. Birçok konuda böyle küçük bir çocuğa dönüştük. Yani aslında Türkiye'de onu eleyip böyle ele tamam artık asarız dediğimiz aşamadayken buraya geldik ve dilsiz kaldık bir kere. Yani hiç planda olmayan, dilini bilmediğimiz bir coğrafyaya geldik ve her şey olmasa bile birçok şeyi yeniden öğrenmek zorunda kaldık ve hani kimi zaman geçiriyoruz da. Ama işte bizim burada Barış Akademisyenleri Almanya derneği oluşumuydu o zaman ve Berlin'de toplantılarda bir araya geldikçe arkadaşlarla sohbet edip herkes kendi biraz yarasından dem vurmaya başlayınca yani herkesin yaşadıkları sıkıntılar, işte özlemler, duygular falan çok benzer ve ben hani orada da bazı arkadaşlarda hani buna dair küçük yazdıklarını ifade ettiklerini de sohbetlerimizde yani bunu bir şeye dönüştürmemiz gerekiyor fikrine kapılmıştım. Ben zaten böyle hani çok düzenli olmasa da günlük tutuyorum. Hani böyle bir öykü kitabı oluşmuştu. Fakat bunu bireysel yapmak hani ortak duygular, ortak sıkıntıları görünce hani bunu kolektif bir emeğe olduğunu düşündüm ve işte çevremde öncelikli olarak tabii yakın çevremde bulunan, bildiğim arkadaşlarımla paylaştım ve hani onlara şunu söyledim. Birçok insan, birkaç kişi hariç Meltem Gürle, evet, Bediz söyledi. Ama sadece Meltem değil, işte Kıvanç cezaevindeyken bir öykü yazmıştı biliyorsunuz. Yayınlanmıştı ve hani beni etkilemişti o öyküsü. Ondan sonra Melahat'in yazdığını biliyordum. İşte ben işte çeşitli edebi dergilerde küçük deneme yazıları yazıyorum uzun zamandır.
hani böyle ama çoğunluk sadece akademik çalışmalarla meşgul ve bu problemlere dair de yani Türkiye'nin siyasal atmosferine dair de yazılıyor ya da işte yurt dışı deneyimlerine dair de yazılıyor ama şunu söyledim ya, o akademik üslubun, metodun dışında yani edebi olarak bu duygularımızı, yaşantılarımızı, deneyimlerimizi anlatmanın hani nasıl olabileceğini arkadaşlarla da tartıştım ve daha iyi olur fikrine vardık aslında ve 2018'in başıydı gönül verdiğimizde. Mayıs'ta kalabalık artık bir kitle haline geldik. 20-21 insanlık, ben onu biliyorum, hatırlıyorum yani. Ama bazı arkadaşlarımız haleti ruhiyeleri dolayısıyla olmadığız, konuşacağız. Hani o kadar küçük şeyler burada o kadar büyük hale geliyor ve çok zaman alıyor ki. Hani o yüzden zamanını veremedi kimi insanlar, işte ruh hali dolayısıyla. Ve 14 arkadaş birlikte Hudut Dışı Öyküler kitabını okuruyla buluşturduk. Umarız buluşmuştur. Evet ya, ben hem çok iyi bir moderatör değilim bu anlamda, hem de biraz duygu dolu anlar oluyor. Belki bilmiyorum ki nasıl devam edelim. Yani şuradan hemen ben de yardımcı olayım moderatöre. Buyur. Şimdi biraz böyle ev ortamındayım. Ya, evdeyim ya ben. Hani siz de öyle kabul ediyorum. Biraz üzerimdeki şeyi atayım. Stresi atayım. Yani Bediz aslında bence biraz da tevazu gösterdi. Hani edebiyatla ilgilenenlerden biri de Bediz yani. Burada yazıyordu. Hani ben yazdıkları siteyi falan belki deşifre etmemek anlamına susayım. Ama Meral Hoca yazıyordu, Meral Camcı. Ve gerçekten de çok iyi yazıyorlardı. Ondan çok kısa bahsedeyim hani, aslında. Çünkü o matrak biraz bizim artık eğlendiğimiz bir şeye dönüştü. Çok müsaadenle çok ufacık. Biz Hakan'ın dediği gibi yani orada biraz böyle gurbette olmanın verdiği şeyle zaman zaman bu duyguları dışa vurma ihtiyacı oluyordu ama ismimizle, cismimizle değil de anonim bir şekilde yapmayı istedik ve bir grup gurbetteki akademisyenler, GAK oluyor kısaltması, GAK olarak bir site kurduk. Simgesi de bir kargaydı. Sürekli ya da işte bir GAK'lama ihtiyacı vardı ama o GAK'tan ne çıkacağını bilmiyorduk. Ve çok kısa içimizden geleni ve her birimiz de aslında anonim kalmak için üçer harflik birer müstehar isim almıştık. Ve gurbetteki akademisyenler üç harfliler diye de bir şeyimiz, alt başlığımız vardı. Bu da yine bir başka gönderme. Üç harfliler biliyorsunuz cin anlamına geliyor ve işte heyula, hayalet ve Avrupa'da bir hayal, heyula dolaşıyor cümlesine Komünist Manifesto'nun bir göndermeydi aslında. Böyle böyle zaman zaman sayıları değişen, çok kusura bakmayın böyle tam şey yapamıyorum. Sayıları değişen bir şekilde kaç kişi olduk şu an tam kestiremiyorum ama toplamda herhalde bir 15-16 kişi oraya zaman zaman yazılar verdi. Çok kısa yazılardı. Ama oraya yazmak hepimize çok iyi gelmişti. Hakan bu öykü kitabı fikrini ortaya attığında biz oradaki yazılarımızdan biraz da tembellik yaptık herhalde, yapmak istedik. Oradaki yazılardan alıp koyalım dedik ama Hakan buna müsaade etmedi. Böyle de bir şey oldu ama oradaki yazar edebiyat demezdim Hakan, yani sağ olasın sen biraz. Vallahi hayır, orada gerçekten çok etkileyici yazar. Yani insanların isimleri olmadığı için bilemiyorduk ama hani ben Bediz'le Meral Hoca'yla da paylaşmıştım. Böyle isim belirleme mevzunda şöyle bir şeyler de oldu espriyle. Hani Bak'tan GAK'a mı geldik diye mi böyle şey yapsak acaba? Hani Barış Akademisyenleri Türkiye'deydi Bak. İşte Gurbet Akademisyenlerine bir anlamda döndü Bak'tan GAK'a. Böyle bir espri de olmuştu aramızda. İlk başlarken de ben hani böyle Barış gibi bir başlık düşünüyordum. Sonra yani her aşamada aslında arkadaşlarla fikir teatisinde bulunarak ilerledik. Ve çeşitli isimler, özetle Melat'in de çok ciddi katkısı oldu. Çeşitli isimler, sonra hudut dışı
öykülere geldik. Haddini Aşan Öyküler de güzeldi ama. Evet, aslında böyle bir isim belirmişti, Haddini Aşan Öyküler. Fakat Türkiye'deki arkadaşların da ben böyle bir şey yazdım mı da çok soran bir adamın. Böyle birkaç kişiye gönderirim, ne diyorsunuz, nasıl? Türkiye'deki arkadaşlara da çalışmaya gönderiyordum. Türkiye'de hiç olumlu öyküler meselesinde görüş almayınca onu askıya aldık. Belki başka bir çalışmaya melat. Haddimizi biraz da aşmamız gerekiyor olabilir mi? Roman yazalım bu sefer. Bakalım. Yani edebiyata bulaşmanın... Melat, istersen senle devam edelim. Bizim ekrandaki ikinci sırada sen gözüküyorsun. Sen biraz anlatsana. Yani tabii yazdığın şeyi anlatma da. Evet, tamam. Yani o zaman şuradan devam edeyim. Sen de niye nasıl bir şey yarattın? Son dediğini duyamadım Mediz. Yok, sen de yarattığı hissiyatı soruyordum ama sen nasıl istersen onu anlat. Ne istersen onu anlat yani. Ben böyle deyince ben bir şey anlatamıyorum. O yüzden yazıyorum falan diyeceğim şimdi. Aslında Haddini Aşan Öyküler ismin bana çok daha sempatik gelmişti. Hakan'la da bayağı bir baskı yapmıştım o isim olsun diye. Edebi bir eser vermemişken, edebi bir eser vermeye kendi öznel mevzumuzu bizzat bu öykünün malzemesi yaparak. Dolayısıyla iki türlü bir haddini aşma vardı orada. Bir de genel durumumuz itibariyle zaten sınır ötesinde olduğumuz için ona da referans veren bir şeydi. Yani aklımıza gelebilecek bir sürü daha diğer hepimizi ilgilendiren mevzuya da ironik bir gönderme olduğu için o isim güzel olabilirdi diye düşündük ama bu hali de güzel. Süreçteki destek veren herkese teşekkür ediyorum çünkü bu kitabın bence en önemli güzelliklerinden bir tanesi formal anlatımın dışında olması. Yani formel anlatının donukluğunun ve çıplaklığının dışında esasında anlatılamayanın anlatısı olarak, edebiyatı bir sığınak olarak kullanmayı belki buralarda bize dilini konuşmadığımız bir yerde öyle bir olanak verdiği için duygusal yanı daha fazla. Çünkü hakikaten buraya geldikten sonra ben daha fazla roman okumaya başladım ve daha fazla yazmaya başladım. Çünkü dili kullanmayı özlüyorum. İnsanın kendi dilinde konuşmasının hakikaten attığımız imza metninin her defasında ne kadar değerli olduğunu da hatırlayarak dilin kendi içinde bütün duygusuyla, bütün rengiyle, ruhuyla konuşabilmeyi ve ifade edebilmeyi özlediğimiz için yani bütün mimikleri de dilde kullanabiliyoruz, kendi dilimizde kullanabiliyoruz. Kıymetli galiba. Ben hemen paslayacağım sözü çünkü çok konuşamıyorum böyle durumlarda. Yok, çok güzel söyledin gerçekten. O sığınak çok anlamlı gerçekten. Şimdi Selim gözüküyor bizde. Valla Bedir Hocam, benim edebiyatla ilişkim sadece okuyucu düzeyinde öykü okuyarak gelişen. Bir de kişisel bir not olarak, biz Hakan'la Adana'da ev arkadaşlığı yaptığımız dönemlerde benim daha fazla edebiyatla haşır neşirliğim arttı. Çünkü Hakan çok güzel hem şiir okur hem çok güzel şiirler yazar. Tek olayın negatif tarafı Hakan Elyas'ın Hakan'dan başka kimsenin okuyamaması. Dolayısıyla o şiirleri Hakan okuyabiliyor. Ben de iyi bir dinleyiciydim o anlamda. Hakan böyle bir şeyle geldiği zaman yani ben yaparım gibi durdu ama sonra böyle işin hani son tarihine yaklaşırken fark ettim ki yapamıyorum yani. Yazamıyorum. Böyle başta
Ya olur, çok güzel bir fikir ama iş pratiğe döküldüğü zaman, yazma konusuna geldiği zaman, hele kendinle ilgili bir şey yazma konusuna geldiği zaman orada tıkandığımı hissettim ve yani şimdi ortaya çıkan şeyi tekrar tekrar defalarca okudum ve yazdığım şey üzerine de yazmaya başladım çünkü şimdi olsam daha farklı yazardım. Dolayısıyla insanın kendisine karşı nasıl söylemem gerekir, belki biraz daha eleştirel olması gerekir. Onu belki başaramıyordur. Bazı noktalarda biraz duygusallığa sığınıp olayları kendi öznel çerçevesinde penceresinde bazı şeyleri gizliyordur insanoğlu. Yani insanın kendi tanıma süreci gibi oldu biraz yazmak. Dolayısıyla bana başka bir pencere açtı. Şimdi yazdığım şeyler üzerine yazmaya başladım. Ufak ufak notlar almaya başladım. Yani ben o öyküden önce de bazen yine öyküde de paylaşmıştım. Ufak ufak notlar alıyordum. Günlük hayatta yaşamla ilgili. Ama ona da şimdi ben de devam ediyorum. Ama öyle edebiyatla sistematik bir ilişkim yok. Yani bir daha bir öykü yazmak düşüncesi şimdi bana çok daha uzak geliyor ilkinden sonra. Hiç emin olma bence. Hakikaten yazdırır. Yok değil. Ben araya gireyim. Şimdi öyle diyor da Selim. Daha önce başka bir dergi çıkarıyorduk biz. Ve oraya da Selim'den İskenderun'un aslında öyküleri istemiştim. Hatırlıyor musun? Yani evet. Bir tane Ehlen dergisine yani bir İskenderun üzerine akademik çalışma değil ama hani daha edebilirim noktasına gelmişti ve yazmıştı ve ailesiyle de çevresiyle de sürekli İskenderun tarihini, sözlü tarihini not etmeye çalışıyordu. Ben onu bildiğim için yani hiç yakasını Selim'in de bırakmadım. Tabii hani kitabın belki editör olmanın avantajı, birçok insanın hikayesini biliyorsunuz ve yakın arkadaşlar birçoğu. O yüzden hepsinin yakasına ayrı bir biçimde yapışabiliyordum. Yani kimin neyi yapabileceğini az çok hani biliyordum, bu şey değil. O yüzden Selim bence iyi de yaptığını düşünüyorum. Birçok kez geldi yazısı. Ben eleştirdikçe o yazdıklarının üzerine bir daha yazıp kendi kendini, yani öykünün dışında kendini eleştiren mailler atıyordu bana. O da ilginç. Bence ona devam ettiğinde farklı bir yazım türü de ortaya çıkarabilirsin. Evet. Eylem, ne mi geçelim? Selim, senin ekleyeceğin bir şey var mı? Yok hocam, dinliyorum. Evet. Ben de Bermal öndedir demiştim ya. Sona kalacağım diye mutluydum burada, neyse. Fena. Heyecan bulutlara çıkıyor. Değil mi? Ben de önce yani gerçekten bütün ekibe teşekkür ederek başlayayım. Başta Hakan Hoca olmak üzere. Çünkü Hakan Hoca olmasaydı ben de yazamayacaktım. Muhtemelen sonlara kalanlardan biri de benim. Hakan Hoca beni bol bol aramak zorunda kaldı en son. Nerede kaldı öykü diye. Sağ olsun, iyi ki yaptı. Yani yazarken şunu fark ettim. Başta zaten ben de yazamadım. Çünkü gerçekten çok zor bir şey. İnsanın dönüp tekrar yaşadıklarına bakması. Bunu hiç alışkın olmadığı bir şekilde edebi bir dille ifade etmeye çalışması gerçekten beni de çok zorladı. Benim de edebiyatla ilişkim okur düzeyindedir. Hani iyi bir okuru. Okur olmanın laneti de yazarken maalesef insan kendisinden nefret ediyor. Onu da fark ettim. Ben bunu falan hissine çok kapıldım yazarken. Ama Hakan Hoca beni dürttükçe şunu fark ettim. Hakikaten biriken birçok çıkmayı bekliyorlarmış bir anlamda da. Yani ben birçok, nasıl diyeyim, hani çok duygusal bir insan değilim, aynı Bermel gibi. O yüzden de belki hani çok duygusal bir hikaye yazmak da istemedim açıkçası. Ama nasıl diyeyim, farklı coğrafyalardan da birçok acıya tanıklık ettik bu süreçte. Ben onu fark ettim ve çıkmak isteyen birçok öykü o yüzden olduğunu düşündüm içeride.
olabildiği kadar onları aktarmaya çalıştım. Tabii bunu ne kadar yapabildiğimizi ben de bilmiyorum ama en azından elimizden geleni yaptık ve en azından hani artık yaptığımız birçok şeye tarihe not düşmek ya da en azından yaşananları bir parça kayıt altına almak olarak düşündüğümüz için evet, kedim bu arada hepinize selam veriyor uzaktan. Yani bilmiyorum ne kadar iyi yapabildik ama elimizden geldiğince o öyküleri bir parça dışarıya aktarmaya çalıştık. Hem Metin dediği gibi kendi dilimizi çok özlüyoruz. Çok özlediğimiz bir şey çünkü gerçekten insan kendini ifade ederken bunu fark ediyor. Ana dil gerçekten büyük bir sığınakmış, büyük bir rahatlıkmış. Başka hiçbir dilde insan onu bulamıyor. Çok zorlanıyor kendini ifade ederken. O yüzden de tekrar yuvaya dönmek gibi hissediyorsunuz tekrar yazmaya çalıştığınızda. O yüzden de böyle çok heyecanlanıyorsunuz mesela şu an olduğu gibi. Yani bu kadar herkese gelen herkese de çok teşekkür edeyim ayrıca. Çok çok özlemişiz çünkü hepinizi. Evet biz de öyle ya. Ben de senin dediğin üzerinden şeyi düşündüm. Bazı kitaplar gerçekten okur için yazılır. Yani herhalde hemen her kitap öyle olabilir. Ama bazı şeyler de insanın kendinden taşanları bir yerde biriktirmek için herhalde. Bizim kitap belki okurdan da bağımsız bizim bunları söyleme ihtiyacımıza denk düştüğü için. Yani önce kendimiz için yazdık herhalde. Sonra da okura giderse hani okunursa o başka bir şey ama sanırım önce kendimiz için yazdık. Hakan da buna... Yani belki Hakan'ın da ilk şeyi buydu. Bu kitabı derlemekteki fikrin çıkışı da böyle. Yani önce kendimizi ifade etmek, kendi duygularımızı, duygudaşlarımızı bir bulmak. Yalnız olmadığımızı görmek belli açılardan. Yani şöyle kitabın hani girişinde de tam bunları ben... böyle bir başlangıç olarak mail attığımda arkadaşlar hani niye yapmalıyız? Yani şu Berlin toplantıları yani tabii gelemeyen arkadaşlarımız var böyle şimdi Selim tam karşımda duruyor yüzüme eğmek istiyorum. uzaktan. Berman öyle. Ama Berlin'de buluştuğumuzda gerçekten hani şunu ilk buluşmamızı ben hani oradaki arkadaşlarla da paylaşmak istiyorum. Yani o mükemmel bir duyguydu. Toplantıya gittik herkes. Biz tabii burada böyle güçlü bir Mersin ekibiyiz. Mersin'den böyle hakikaten Berlin'de böyle damgasını vuruyor gittiğinde de. O zaman da öyle kalabalık bir ekip işte Mustafa, Ali Ekber, bizler. Ve toplantıdan sonra saatlerce işte yemekte oturduk. Ayrılamıyoruz. Yemek içme faslı bitti ama gece oldu hale. Böyle bir geniş bir alandı yani boş böyle hani oturabilecek doğru bir yer yok ama hani açık hava ve hava da öyle çok herhalde sıcak değildi arkadaşlar bilmiyorum olanlar hatırlatır ama böyle bir türlü hale devam ediyoruz. En son ben Mustafa'yla hani gözümün önünde çok eski böyle bir Türkiye'den gelmiş 70'li yıllarda bir siyasi abimizin evinde açtığımı hatırlıyorum. Oraya gitmişiz artık. Ayaklarımız oraya götürmüş bizi. Hani çok böyle kendimizi bulduk ya. Hani işte konuşma ihtiyacı, yaşadıklarını birbirine aktarma ihtiyacı, sen de mi bunu yaşıyorsun, şaşkınlığı ve ondan sonra bir yarayı sağaltma diyoruz ya böyle çok klasik belki bir ifadeyle. Hani anlattıkça bir rahatlama, o sana musallat olmuş karanlıktan, o bulutlardan, o heyhuladan neyse ondan kurtulmak. Bazı hani geceler yakanı bırakmayan o karabasanların aslında bir tanesine musallat olduğunu görüp de hani beraber bu acıları dinlendirebiliyor olmanın verdiği böyle bir rahat nefes alma hissi. Bunu yazarak daha fazla hissettiğimizi biliyoruz. Çünkü zaten hani evet hani edebi olarak kalem tutmamış olsa da elbette sürekli kalem tutan insanlarız ve bu bize dönüktü ama aynı zamanda şuydu da
Yani hani bu illa yazılması gerekiyor dediğimiz durumlar, hisler vardır ya. Yani sanki biz onu anlatmasak bir daha hiçbir zaman anlatılmayacaktır. Hani birçok belki yazarın da motivasyonu budur. Hani onun mutlaka başkaları tarafından bilinmesi, hissedilmesi, görülmesi gerekiyor. Böyle bir his de vardı. Ve bunu not düşmek, bizden önce defalarca bunlar yaşanmıştı. Farklı biçimlerde, biz farklı biçimlerde deneyimliyoruz işte 3 yıldır. Yaklaşık 3 yıldır buralarda. Ve bizden sonra da bunlar deneyimlenecek. Hani bunu akademik çalışmalarla, akademi dünyasına veya işte sosyal tarihe not güçlü içinde not düşüyoruz, düşüyor insanlar, arkadaşlarımız, ama bir de bu yani duygu dünyamızdan bu notların düşülmesi gerektiğine ben bütün bunlar beni hani sonuna kadar bu çalışmayı götürme, takip etme motivasyonunu bana bunlar verdi yani açıkçası. Yani Bediz'in söyledikleri doğru kendimiz için, ama hani bu kendimiz için olanın başkaları tarafından görülme ihtiyacı, hissiyatlarımızın başkalarının, onların da hani yaşam belki mücadelesinde bir anlam, bir karşılık bulacağını düşünüyorum halinde. Düşünüyorum ben bunu, önemsiyorum yani. Evet, evet. Kesinlikle haklısın. Evet. Tamam. Bermel. Geldi. Evet. Sıra sana geldi. Sıra bana geldi nihayet. Çok teşekkür ederim önce. Hepinizi sevgiyle, özlemle kucaklıyorum. Hepinizi çok özledim. Önce Hakan Hoca'ya çok teşekkürler. Bizi bu kitapta bir araya getirdiği için ve bu söyleşi içinde bütün kültürhane ekibine ve oraya gelen herkese çok teşekkürler. Yani öyküyü, yani bütün arkadaşların dediği gibi, bende de hani Hakan Hoca ilk önce bu fikri bizimle paylaştığında yapabilir miyim dedim. Evet, hani yapmak bir yandan sağaltacak, biliyorum. Ama altından kalkabilir miyim? Yaşadığın bir şeyi bir de kurmaca olarak dile dökmek, özellikle akademik yazıp çizmeye alışmış biri olarak, ki hani iyi bir edebiyat okuru olduğumu düşündüğüm halde zorlandım ve Hakan Hoca'ya bir ilk daha deneme türünde bir şeydi. Hani tam anlamıyla bir öykü olduğu söylenemez. Akademik bir yazı da değildi. Çok böyle arada devrede kalmış bir şeydi ve Hakan Hoca'dan zaten hani hayır bu değil, daha öykü, daha edebi, daha kurmaca bir şey. Sonrasında bu hikayeyi yazdım. Zorlandım. Evet, yani o akademik alışkanlığı kırmak, o yazma, akademik düşünme, onu kırmak zor oldu. Ama yazdıkça çok sağlıklı fark ettim. Ve evet, bir anlamda ana dilin gerçekten senin için bir sığınak ve daha ironik bir şey çıktığını düşünüyorum. Hani çok daha böyle kelimelerle oynayarak, biraz daha ironik atarak bir şey anlatmaya çalıştım. Ve kitap elime geçip diğer arkadaşların yazdıklarını da gördükten sonra dedim ki akademide harcanmışız galiba. Bir edebiyat denemeyelim ki. Ve o günden sonra aslında hani çok düzenli ya da sistematik olmasa da ben öykülere başladım. Yani bir herhalde güç verdi, yapabileceğimi gördüm. Tabii ki edebi bir şey iddia etmiyorum, hatta bir yazar olmak iddiasında değilim, ama en azından yapabileceğimizi gördüm ve diğer arkadaşların yazdıklarını da okuyunca evet dedim, gerçekten hani beklemediğim güzellikte ve edebi değerde, edebi lezzette öyküler, yazılar çıkmış olduğunu gördüm. Aynı zamanda hepimizin 3 aşağı 5 yukarı aynı hislerden geçtiğimizi, aynı yalnızlığı hissettiğimizi fark ettim. Ve hani o da bir evet, yalnız değiliz. Hani evet, uzaktayız, dağıldık, farklı coğrafya yalardayız, ama gönlümüz birlikte, hislerimiz benzer, deneyimlerimiz benzer. Onu görmek de güzel oldu. Benim için hani okurun
ve düşünmesi vesaire, hani tabii ki bunlar önemli ama benim için daha sağaltıcı bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Bir rahatladığımı hatırlıyorum onu yazdıktan sonra. Hani bir zehir akıtmak gibi bir şeydi belki de. Evet, tam olarak öyle gerçekten. Evet. Evet, evet, evet. Bilmiyorum. Buyur Melek. Bence Bediz, sözü sana da verelim. Çünkü sen hem hudutun iki tarafını da yaşadın. Şimdi oradasın. Seninki bizim orada yazdıklarımızı aşan bir deneyim ve duygu hali olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben de seni dinleyelim. Ya biraz söyledim aslında. Ne ekleyeyim bilmiyorum ki. Belki de lazım. O tarihe not düşme kısmı bence de çok önemli. Yani biz şeyi fark ettikten de bir sürü şeyi aslında gündelik hayatta insan normalleştiriyor. Ama sonra yazınca ve okuyunca aslında çok da normal değil bunlar. Bunu biraz görüyorsun, bunu hissediyorsun. Ama bunu ancak bir süre sonra, yani zaman geçtikten sonra üzerinden dönüp bakınca ve araya yazı gibi bir şey girince, gerek yazar olarak olsun, gerek okur olsun, ama böyle bir şeyden dönüp bakınca, bir perspektiften bakınca insan ancak şey yapıyor, bunun bir tuhaf bir dönem olduğunu fark ediyor. Bir defasında benimle bir gazeteci röportaj yapmıştı ve şey demişti, yaşadığınız trajediyi nasıl yorumluyorsunuz? Ben acayip kala kalmıştım. Çünkü yaşıyoruz şimdi gerçekten gibi bir tepki vermiştim kadına, çünkü insanın yaşadığı gündelik hayatı trajedi olarak adlandırması çok zor aslında. O yüzden biz bunları bir trajedi olarak yaşamadık. Gündelik hayatı sürdürme çabası olarak yaşadık. Ama yazdığımızda biraz o trajedi kısmıyla da karşı karşıya geldik herhalde. Ama onu işte edebiyat gibi daha dolayımlayarak anlattığımızda insanın eli çok özgürleşiyor ve hele ki anonim yazınca daha da özgürleşiyor. Onu tavsiye ederim. Anonim yazmak müthiş bir şey. Ama edebiyat gibi dolayımla yazınca gerçekten oradaki bir sürü şey akıp gidebiliyor. Çok daha rahat bir şekilde insan bunu karşısına alıp düşünebiliyor, konuşabiliyor. Böyle bir şey oldu. Yani edebiyat şeyi zorlaması olmasaydı Hakan'ın, böyle olmazdı, ama ben de bunun adının bir öykü olarak konmuş olmasından dolayı çok minnettarım. Çünkü çok başka bir şekilde düşünme, başka bir şekilde aktarma ihtiyacı çıkardı. Evet. Çok hoştu benim için. Yani bunu yapmaya çalışmak çok hoş bir deneyimdi. Bir şey mi diyecektin Helal? Yok yok. Evet, ben de benzer şeyler hissettim yazarken. Yani aslında... Yani zorlanmaktan öte gerçekten o edebiyatın dolayımına, metaforuna ve göndermeli ya da kendi tarzını bularak anlatmaya verdiği olanak beni daha özgürleştirdi yazarken. Evet. Ve ondan sonra hatta neredeyse bir yıldır falan öykü, roman, kurmaca, edebiyat kuramı, hakikaten bu iş nasıl yapılıyormuş falan diye insanda merak uyanıp onları falan okumaya başladım, o kadar iyi hissettirdiği için. O yüzden de sağ olasınız hepiniz. Bak, tam bir akademisyen hala. Bunu çok edebi konuşuyor. Bence evet. Gizli gizli yazıyordur Melat. Gizli gizli edebi bir şeyler çıkıyordur oradan. Olabilir. Bilmiyorum. Sizin ekleyeceğiniz bir şey varsa ekleyin. Yani sonra ekleyebilirsiniz de belki hani dinleyicilerden, katılımcılardan soru... Yasemin de dersten çıkmış, katılacak. Tamam, Yasemin de gelmek üzereymiş. Sorular... tamam. Veli Hoca soru soracak. Herkese merhaba. Hepinizi aynı anda görmek çok güzel. Aslında...
üzerinde başımız bir taraf bir sürü şey yaşadınız. Belki bir sürü akademik çalışmalar da yaptınız. Dersler veriyorsunuz, bir şeyler yaşıyorsunuz. Onlar bir tarafa. Ama gerçekten duyguyu anlatmak, duygunuzla başa çıkmak ve duyguyu öteleyerek başa çıkmak için gerçekten bayağı bir normalleşmeye ihtiyaç var. Tıpkı bizim, benim açımdan bizim yapmak gibi bir şey bu. Bu açıdan da zorlayınca o zaman olmayacak bir şeyi, olması zorlan bir şeyi diyelim en azından. Hakan Hoca'nın sayesinde bir duygunun formu olarak ortaya çıkmış durumda. Bu yıllar sonra tekrar tekrar geriye bakılabilecek. Bu açıdan müthiş bir dokümantasyon. Bunun üzerine düşünüyor olmak önümüze baktığımızı gösterir. Andre Maria sormuşlar, bu çok güzel bir hikaye. Demişler ki sürrealizm ne zaman bitti diye sormuşlar Andre Maria'ya. O da geçen hafta bir okulda ders kondu, herhalde bundan sonra bitmiştir diye. Çünkü bir şey ortaya çıktıktan sonra üzerine düşünüyorsanız o bitmiştir yani. Şimdi bu öyküyle beraber bence başka bir level, en azından bir başka bir boyuta evrildiğini düşünüyorum. Ki örnekleri var, işte yavaş yavaş mecra buluyor, hani söz mecrasını buluyor ve bir edebi noktaya doğru götürüyor sizi. Ben bu işi, yan yana bu işi, filmlere falan benzetmiyorum. Hani bazı yönetmenler yan yana filmleri koyarlar ve kolaj gibi durur. Hayır, ben böyle bakmıyorum. Kesinlikle büyük bir mimarın içine birer enstalasyon yerleştirmiş gibi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Sevgili arkadaşlarım, tekrar ben. Tekrar selam. Peki siz Veli Hoca ya bir şey söyleyecek misiniz? Söylemek ister misiniz? Vallahi teşekkür ediyorum Veli Hoca. Hakikaten sağ ol. Çok güzel konuştun. Pek edebiyatçı siz değilsiniz yani. Hudut içinde de var edebiyatçılar. Arkadaşlar. Yani her yerden atıyor hocam. Elinize, emeğinize sağlık. Öykülerinizi okurken bazen gözüme bir şey kaçıyor ama çoğu kez gülümseyerek okuyorum. Biz Ulaş'la geçenlerde şeyi konuştuk. Akademiden ayrıldıktan sonra yazma dilimiz de değişti artık. Hani kendimizce akademik metin bile yazsak artık aynı şekilde yazmıyoruz. Yani bu değişim aslında bizi çok da memnun ediyor. Bilmiyorum sizin bu öykü yazmanız, kurmaca yazmanızla bir benzerlik, bir paralellik kurulabilir mi, ama biz artık akademinin o daraltıcı, sıkı kalıplarının dışında hani ciddi bir şey bile yazsak, hani akademik demek istemediğim için ciddi diyorum, artık başka bir şekilde yazıyoruz. Yani ve bu değişimden de aslında ziyadesiyle de memnunuz. Henüz
öykü seviyesine gelemedik ama çalışıyoruz bakalım. Belki oraya da varacağız. Evet Hakan, oradan bize de bir şey yollasana. Yazın, yazın, yazın diye. Tamam, bu sefer Hudu'nun diğer Hudu tarafında çalışabiliriz. Elinize, elinize sağlık. Oradan parladı, zaten onu kaydettim. Siz de, şimdi şöyle ben tenisiz konuşunca aklıma şu geliyor. Biz Ulaş'la da böyle uzun sohbetler yapmıştık aslında. Birçoğunuzla da Mersin'deyken. Ulaş'la biraz böyle teknede sohbet yapıyorduk. Öyle bir güzelliği de vardı. Ben hatırlamıyorum abi onu. Ben hatırlarım. Ben iyi hatırlarım. Ve şöyle, yani bu akademinin hakikaten böyle daraltan böyle bir kalıp haline geldiği, belki hani biz aslında o akademinin zaten kalıplarına uymadığımız için onun tarafından böyle istifra edilmişiz, dışarı atılmışız. O iyi oldu. Ben mesela şahsen çok hakikaten şöyle hayata da öyle bakıyorum. Böyle ah vah etmek, o gitti bu gitti diye. Ben mesela en fazla üzüleceğim Mersin'den öyle işte bu hakikaten böyle bütün yüreğimle sarıp sarmaladığım, beni sarmalayan insanlardan uzak kalmak. İşte Mersin'in bana göre yani güzel havasından, işte Çukurova'dan uzak kalmak, Toroslardan uzak kalmak, bunlar tabii çok şey. Ya da işte bir cuma akşamı üniversiteden çıkıp arkadaşlarla böyle uzaktan denize bakaraktan hani belki biraz yorgunluğumuzu, haftanın yorgunluğunu atmak. Hani bunlar çok özlediğimiz şeyler ama çok ahilip vahilmekten yana bir adam değilim, yani bir insan değilim. Çünkü insanların başına o kadar kötü şeyler geldi ve geliyor ki yani hani kendinde o haddi görmüyor. Yani biz mesela bütün bunlar en nihayetinde işte bir iki gün sonra dördüncü yılı olacak olan işte bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza atmamız hasebiyle başımıza geldi. Ama o bildirinin çıkış nedenini hiçbir zaman unutmamalıyız. Yani insanlar bodrumlarda yakıldı ya. Yani insanların cenazeleri, annelerinin cenazeleri, kaybet anımsal, yani sokakta çocuklarının gözü önünde işte günlerce kaldı. Şimdi korkunç şeyler yaşandı. Yani Miray bebek, küçücük bir bebek, 6 aylık bir bebek işte öldürüldü. Şimdi bütün bunların göz önüne alınca ben hep kendimi hep şanslı hissediyorum yani. Hani buradayız, işte hayattayız, işte elimiz ayağımız tutuyor, kalemimiz var, dilimiz var. Evet yani hani şöyle çok önemli, herkes vurgu yaptı. Herkes tarafından da çok rahat anlaşılır. Yani bir anlamda dilsiz bırakıldık. Yani burada dilsizsin. Yani bazen bir tepkini ifade edemiyorsun. Çok ciddi bir haksızlıkla karşı karşıya kalıyorsun bir yerine ama edemiyorsun ve hani o gün veya ertesi gün içini yiyor. Yani ki hani buradaki dostlarımı ben biliyorum yani zaten haksızlığa eyvallah edemediğimiz için hani bunun karşısında dilimize kilit vuramadığımız için başımıza birçok şey gelmiştir, gelir. İyi ki de öyle. Ama burada işte objektif olarak bir kilit taşıyorsun. Hani bu insanı kahredebiliyor. Ama bütün bunların dışında çok şanssız. Yani hani bir şekilde yazabilme, araştırmaya devam edebilme imkanlarına sahibiz. İşte bursumuz bitiyor, işte patinaj yapıyoruz, aylarca bir şeyler arıyorsun. Ya da işte çok günlük hayata dair çok küçük şeyler, Türkiye'de hiçbir zaman sorun olmamış şeyler burada ciddi sorun haline gelebiliyor. Hani onların yarattığı bunalımlar var, inkar etmiyorum ama yine de belki böyle hayat güzeldir tadıyla belki bakmaya çalışıyorum. Hani böyle yine şanslıyız, yine iyiyiz diyebiliyorum. Yani şeyden geldik, hani o akademiden atılmış olmak falan çok dert değil. Hep ben çok iyi biliyorum. Yani Ayşegül Hocam yıllarca emek vermiş bir insan benim bulunduğum fakültede. Hani atılmasını yine gülerek karşılayabilen biri. Keza Ulaş öyle.
biraz Metin yani, Hoca da öyle. Belki de, oh be dedik yani. Ulaş da ona dedi Ulaş. İnkar etme oh be. İyi ki de oldu. İyi ki de bunlar başımıza geldi. Hani dilimize de kalemimize de bu yansımalı. Kuşkusuz yansıyor. Yansımaya da devam etmeli yani. Açıkçası benimki biraz da arsızlığa da uyum son olarak. Ben zaten şöyle diyordum yani çok akademisyenleri çok isteyerek böyle böyle yaptığım bir şeydi ama girerken de beni epey bir anlamak için uğraşmışlardı. Yani biliyor 3 yıl falan böyle debelendim. Sonra uzun bir asistanlıkta canım çıktı. Böyle işte neyse öğretim üyesi olduk. Belki birilerinden canım çıkaracaktık. Çıkartmadan çıkardılar. Nihayetinde vallahi de billahi de diyorum. İyi oldu çünkü ben böyle o araştırma akademinin diline bazen mahkum olmanın benden aldığı enerji ve zamanı daha edebi işlere harcamak istiyordum. Yapıyordum hakikaten Ulaş. Şunu da unuttuğunu sanmıyorum yani. Bir radyo programı yapmıştık seninle bizim Adana'ya kar yağmış kitabı üzerine. Bu iletişim yayınlarından herhalde 10 yıldan fazla oldu. Çıkmış bir çalışmaydı Memleket Kitapları serisinde. Orada da benim yazılarım vardı. Onun üzerine Ulaş da bir güzel bir radyo programı yapmıştık. Hani bir şekilde zaten hani akademinin içerisindeyken bunları sürdürmeye çalışıyordum ama şimdi daha rahat. Yani burada akademinin dışından mıyım? Değilim ama vallahi daha rahat. Arkadaş biz böyle olmayacak mı? Böyle arada bir periyodik olarak seni ağırlayalım sohbet şey olarak. Ben de bir şeyler söyleyeceğim. Ulaş, bir yıl önce sözün vardı ya. Hatırlamıyorum ha, ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Unutan bir insanım. Bir şey diyeceğim, ben şimdi ne sizin kadar edebi konuşurum ne Veli Hocam gibi akademik böyle form morm ben anlamam. Ben esnaf adamım da şunu diyeceğim sadece. Yani bir yandan bu Vediz'in öyküsünde de var hep söylediğimiz bir ezilince güzel kokma hikayesinin çok güzel bir vesilesi aslında. Yani bütün içindeki hüzne, kederi, bir sürü yalnızlığa rağmen çok güzel kokan bir kitap geliyor. O eylemin yazısındaydı sanırım. Hani bir ne nefret ne öfkeyle kaplayacak, sadece biraz özlem dolacak. Öyle kokuyor. Ama ben de esas kitabı okuduktan sonra böyle karıştırıyorum mesela. Çünkü bir artık kitabı bitirdikten sonra kim Hakan, kim Bermal, kim Eylem, kim Selim kalmıyor. Böyle bir farklı bir ne diyelim, o çiçek işte lavanta gibi güzel bir şey kalıyor. Böyle o hepiniz birbirinizin boşluklarını da tamamlamışsınız. Çünkü çok farklı öykü var. Şimdi bakıyorum şöyle evlenen var. Anne olan var, hem anne hem baba olan var bu süreçte. Bir sürü hikaye ve bunun başka yerde, bir sürü başka coğrafyada yapıyorsunuz. Ve ben şeye katılmıyorum mesela, dilsizleşme değil artı bu, bütün bu süreçte kitaptan yeni bir dilin çıktığını, hani bütün bu dönemin biraz böyle evet hani biraz mahzun, biraz tek başına ama yine de çok güzel bir dil ve bunun içinde yani bu acıyan yerlerimizi keşfettirdiği için de aslında iyi bir şey bence. Devam yani orada sadece yazar yok, hani televizyoncu, sinemacı, gazeteciler de var, başka şeylerini de bekliyoruz artık. Senaryosunu mu olur artık, filmi mi olur? Bakın burada stüdyoyu açıyoruz yakın zamanda. Prodüksiyon, post prodüksiyon bizde. Siz şeyi yaparsanız. Ben çok değiştim, onu da söyleyeyim artık öyle. Yani bulunduğumuz coğrafya itibariyle dilsizleşme ama Türkçe bakımındansa belki yeni diller açma kendimize, yollar açma dilde. Onları konuşmayı ikna edemiyorum. Arkadaşlar, dilsizleşmek için gelin burada gidin. Metin ve Deniz burada duruyorlar ama ne yaparsam yeteyim. Küseriz yoksa. Vallahi. Deniz zaten göremiyoruz seni ya. Neredesin? Buradayım. Göremiyoruz. Şuraya gel. Tamam.
Merhaba. Merhaba. Biraz daha sevim gibi. Ya biz Metin Hoca ile arkada biraz kaynatıyordunuz. Kaynatıyorduk ve kaçakları oynuyorduk. Tosmuyor. İstersen onu da yaparız abi. Ha, güzel olur ama. Salçalı falan nasıl istersin? Onu ayrı konuşacağız. Tamam, eyvallah. Ya hayatında bir kere tost yapsaydı da bunu söyleseydi. kendime yapıyorum, kendime misin? ya ben biraz aslında şey yapıyorum ya, ne derler? Duygusallıktan kaçıyoruz herhalde de. Ya böyle sizleri toplu görmek çok tabii şey oluyor, çok ekstra dokunuyor yani. Yani böyle bir şey, herkesle şeydeyken, üniversiteyken neler konuşup paylaştığımızı tekrar tekrar böyle hatırlıyoruz. Şimdi Ulaş yanımda, Ulaş o duygusallık kısmını hemen şey yapacağı için, itiraz edeceği için fazla o taraflara girmeden ben şey yapayım. Yani Hakan'dan başlayarak herkesin eline emeğine sağlık. Gerçekten ortaya çıkan şey hakikaten çok anlamlı, çok değerli. Yani bizim açımızdan ekstradan anlamlı, değerli. Çünkü yani sizleri okumak, sizleri görmek, tekrardan yanımızda hissetmesine vesile olduğu için ekstradan çok değerli. Ben böyle sayfaları karıştırırken özellikle sizlerin öykülerinde, hikayelerinde işte hep o beraber paylaştığımız anları hatırlayarak, işte ne bileyim, Hakan'la hem Hakan'ın o güzel evinde güzel misafirperverliğiyle o sofrasında paylaştığımız güzel anlar, hatıralar geliyordu. Melahat'le böyle yaptığımız o güzel sinemaya dair film paylaşımları geliyor. İşte Selim'le sendikadayken yaptığımız muhabbetler geliyor. Bermal'le Bermal'in odası benim odam şeklindeki şeyler. Eylem'i en sona bıraktım. Eylem benim açımdan çok daha çok daha farklı bir noktada. Yani anlamışsınızdır, eyvallah. Ben hepinizi çok seviyorum, çok özlüyorum. Umuyorum hani en kısa zamanda tekrardan burada bir arada veya herhangi bir yerde bir arada olmayı becereceğiz. Tekrardan çok sağ olun, çok teşekkürler. Sizi görmek çok güzel. Seni de görmek güzel. Seni de sağ ol. İşte böyle konuşuyorlar. Yani içki, mekan içkisiz, o yüzden sıkıntı. Yoksa yani çok hasat yapabilirdin. Evet abi, patron izin vermiyor. Patron ama dönüşünüzde var bir takım projeler. Şimdi ilan etmeyeyim. Geldiğinizde yapacağız inşallah. Mesela Hakan'dan mı? Tekneyi sen gelmeden önce şey yap da tekneyi de alalım. O tekneye baktıkça seni hatırlıyordum, o yüzden sattım ben onu. Sensiz tadı kalmadı o yüzden yani. Ben tekneyle geleceğim, sen merak etme. Ooo! Vay vay. Ya Barış'ı görseydik. Barış'ı ya çocuk hastasılar burada. Barış ne zaman göreceğiz? Uyansın, ne yapalım? Yok. Kediyi de gösterseniz olur Ayşegül için. Birazdan kediyi gösterelim. Çocuğu da birazdan uyandırırız olmasını yaptılar. Ya yapılacak iş mi? Ben de videosu var. Bunu şey yapabiliriz. Video girdi. Sen bebeğin videosu. Yok ben konuşamam. Hadi Metin Hocam. İktisat falan konuşuyor. Yani Türkiye'nin içeceği konuşalım. Selim'le biraz tartışabilirler. Akademik için bir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Ne çalışıyorsunuz bakayım? Teknolar. Oo, sustunuz. Ulaş şeyi sor bence. Düğün salonunu, bir tane düğün salonu. Düğün salonu açacağız biliyorsunuz. Onu herkes biliyor artık. Fikir bekliyoruz oradan. Veya Almanya'da düğün salonu da iyi tutabilir ya. Hakan bakıyor. Hakan bakıyor. Salonu. Niye düğün salonunu? Karşı mısın?
Yok abi. Sen uçuyorsun, sen neredeysen ben oradayım. Karşısında ya biz, yani. Evet, biz de bir yeni bir dil edindik burada siz yokken ama yani sizinki gibi değil tabii, biraz daha böyle avam dil haliyle yani. İşler biraz kötü, o yüzden başka şeyler yapıyoruz. Ekstraya çıkıyoruz yani. Vallahi bu biraz anlat da anlayalım Maşçım ya. Sen euro kaç lira oldu biliyor musun? Takip ediyorum. Ya. 6.60 mıydı? Ya bak. Biz burada fakro zaruret içinde. Biraz kubinlerinden söz etmek istemem. Ah Yasemin geldi. Merhaba. Yasemin nerede kaldın ya? Hocam ancak geldi. Alkış çığlık çığlığa Yasemin. Öyle mi? Ben kimseyi göremiyorum şu an. Seni görüyorum. Evet, hepimiz görüyoruz. Allah Allah. Yok, katılımcıları görüyorum ama şeyleri göremiyorum. Yani Serkan'ı görsen, Serkan'ı görmek demek tamam, bizi görmek tamam, demek yani. Tamam, tamam. Ama hocam kablosuz. Merhaba herkese. Yasemin merhaba. Merhabalar. Gördün mü? Şu benim elim. Bak ayaktaki Metin evet. Hocaydı. Ben evet. Evet, evet. Merhaba. Hoş geldin Yasemin. Hangi dersten geldin? Yasemin. Bir havadan sudan başlayayım. Hangi ders? Şöyle, biraz yoğunluk var bu aralar. Bugün daha bir yoğundu. İşte sabah bir Fransızca dersi vardı. Öğrenmeye çalışıyorum. Öğleden sonra bir seminer vardı, ona katılmamız gerekiyordu, ona katıldık falan böyle. O da bitmedi bir türlü, 4.30'da bitecekti vesaire, bitmedi, koştum koştum. Geçiştim yani, çok sevindim geçiştiğime. Seminer Fransızca mıydı? Evet, geliyor. Yasemin senden rol çalıyorlar işte. Yasemin seminer Fransızca mıydı? Hocam Fransızca, anlamaya çalışıyorum. Anlıyor gibiyim de sanki. İşte budur ya, bravo. Anlamaya çalışıyorum. Şimdi mikrofonu verirsem Bediz de aynı şeyi soracak. Onun yüzden ben sorayım. Bu kitaba öykü yazma süreci nasıl gelişti? Nasıl bir duyguyla bu yazmaya başladın ve bitirirken ne hissediyordun? Bediz, iyi miydi soru? Çok iyiydi. Zor bir soru diyormuşum. Şimdi ya çok heyecanlandım bir kere yani şimdi hani sizi görünce şu an çok biraz sinirlendim valla. Çok teşekkür ediyorum böyle bir etkinlik düzenlendiği için hani tekrardan birilerini görmüş olmak. Şu an orada olduğumu falan hissediyorum. Bu çok hüzünlü ve aslında çok sevindirici bir durum oldu benim için. Kitapla ilgili süreç öncelikle Hakan'ın tabii ki böyle bir önerisiyle geldi ve kendisine bu anlamda çok teşekkür ediyorum böyle bir şey yaptığı, başlattığı için. Olur dedim ama aklımda tam olarak ne yazacağım, ne anlatacağım falan yoktu ve bu anlamda biraz da hani çok mazlumiyet edebiyatı yapmamak ve bu anlamda burada neler yaşadığımızı mı anlatmamız gerekiyor yoksa kendimize dair bir hikaye mi kurgulasak acaba diye biraz görüştük, tartıştık. Ben biraz ya onu da çok Güney. Çok tatlı ya. Güney. Hey, merhaba. Hey, merhaba. Ben de aksakal. Bir dakika, seni göremedik daha. Melahat, bir daha yazsın. Dediğim gibi yani ne yazacağız, ne yazmam gerektiğine dair herhangi bir kafamda bir şey kurgulanmamıştı. Ama ya öncelikli olarak şöyle başlamıştım aslında. Burada geçen bir günüm ya da bir haftam ya da bir aya dair bir şeyler anlatmak istemiştim öncelikli olarak ama sonrasında kendimden de bir şeyler katmak istedim. Aslında dediğim gibi mağduriyet üzerinden değil de bir mücadele biçimi açısından değerlendirmek istedim. Biraz hüzünlü oldu galiba ama bir şeyler eklemeye çalıştım. Biraz kurgu, biraz gerçek. Daha sonra bunu Hakan'a gönderdim. O epey bir edit etti bu anlamda, epey bir düzeltme yaptı.
dil bilgisine dahil olmak üzere sağ olsun böyle bir şey çıktı. Sonrasında ya yazdıktan sonra acaba hatta düşündüm böyle şey kitapta olmalı mı ya da olsun mu şeklinde. Daha sonra olmasına karar verdik. Biraz hüzünlendim yazarken ama güzel bir şey çıktı diye düşünüyorum. Diğer öyküleri maalesef henüz okuyamadım. Yani diğer arkadaşlarım da çok güzel şeyler yazdım ve paylaştım bu anlamda düşünüyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum böyle bir şey oluşturduğu için Hakan'a sağ olsun. Açar mısın mikrofonu açıkçası şu an? Yasemin. Açar mısın? Açık mı? Açık. Ha, tamam tamam tamam. Evet. Selam. Ben kameranın içinde değilim evet. Ama sesimi duyuyorsun. Evet, evet, evet. Yasemin kitapları gönderdim ben sana. Gelmedi mi hala? Kitaplar henüz elime ulaştı. Grev var ya grev. Ama dediğim gibi okumaya başlamadım. Tamam. Biraz dediğim gibi evet şöyle bir gözden geçirdim ama bütün hikayede bu anlamda okuyamadım. Oo, Ünsal geldi. Sürpriz oldu. Merhaba. Allah ne zaman doğdu ne zaman büyüdü ya. Barış. Barış. Bak güzel hanıma bakın ya. Ünsal nasılsın Ünsal? Ben kimseye benzetilmedim ya. Yani bunu söyleyen de çok var. Yasemin boşver öyle şeyleri söyleme yani. Öyle mi? Değil mi? Ya kimseye benzetilmedim. Hayır, böyle yansıtsaydım ben anneanne, babaanne, teyze, hala yine benziyordum da hani ya sevindim ya. Öyle dedim yani, evet, neyse. Acaba babam duyduğumu söyleyeyim onu. Benziyordur ya hocam birileri. Çok benziyor, çok benziyor. Aynı eylem. Ya çok sevindim gerçekten sizleri gördüğüme. Yasemin, Fransa'ya alışabildin mi? Nasıl gidiyor hayat? Senin çünkü ikinci ülken. Evet. Fransa'ya daha çok alıştım aslında. Brüksel biraz daha zorlamıştı beni. Brüksel biraz daha sıkıntı yaratmıştı. Sıkıntı demeyeyim aslında. Daha zorlamıştı özellikle adaptasyon konusunda. Belirsizlik, neler yapılacağına dair bir yol çizme konusunda bir bununla ilgili acaba işte kalsam mı, gitsem mi, dursam mı, ne yapacağım? Tabii en önemli adaptasyonla ilgili en önemli şey dil, oranın dilin öğrenmesi ya da öğrenilmemesine karar verilmesiyle ilgili ama Fransa'ya geldiğimde burada ya yani oradaki arkadaşlar da tanıyor beni zaten Nil benim şu anki süpervizörüm. Onun çok büyük bir katkısı emeği bu anlamda var. Beni daha fazla çalışmaya dahil ediyor bu anlamda. Daha fazla adapte oluyorum, daha fazla entegre oluyorum bazı şeylere. Fransızca çok yoğun gidiyor. Biraz da böyle bir şeyler öğrendikçe, konuşmaya da başladıkça, çok da o konuda şey yapmak istemiyorum ama konuşmaya da başladıkça kendimi daha iyi hissediyorum, daha entegre hissediyorum. Ama tabii şöyle bir şey var, bu hüzün herkeste var mutlaka. Libanis hazır, böyle her an gideceğiz ya da dönmeyeceğiz ya da bir şekilde buralardan ya burada kalıcı değiliz gibi geliyor. Bu anlamda birazcık adaptasyon sıkıntı yaratıyor. Onun dışında dediğim gibi baş etmek için çok çok çalışıyorum. Yani diğer arkadaşlar da muhtemelen öyledir. Bir şeyleri dediğim gibi unutmak. Özellikle buradan ülke gündemi çok iyi görünmüyor. Bu anlamda unutmak ya da bir şeyler yapamamanın vermiş olduğu sıkıntıyı da gidermek açısından. Daha çok çalışıyorum. Bu da biraz daha iyi hissettirmeme neden oluyor tabii ki. Ama herkeste bir eksiklik daha var yani. Ama daha iyi. Hani adaptasyon açısından ya da entegre açısından. Sorduğu şey açısından. Ayşegül'cim. Hakan'ın arkasında Atatürk resmi var ya onu bir sorayım. Atatürk resmi. Senin arkanda Atatürk resmi var diye soruyorlar.
O kadar mı özledin yani? Yani yaklaştırıyorum. Hayır. Seçilebilecek mi? Ben seçemedim. Seçemedim aslında. Nat King Cole. Evet, Nat King Cole'a benziyorsun. Atatürk'e mi benziyor? Nat King Cole. Ama o da biraz kendi değildir herhalde pozları. Ekseriyetle. Evet. Atatürk değil ya, Atatürk değil arkadaşlar. Fransızca bir gazete var elinde adam. He, Sartre. Fransızcası bakayım diyormuşum. Fransız becerim ama kam. Kam. Pardon? Kam. Kam. Kalbet kapu. Ha, kaybet kalmadı. Gerçi ben Fransızca bilmiyorum ya senin gibi yani. Ya. Abi, versene işte. Ver. Hakan, bir Adanalı Arap aksanıyla Almanya'dan Fransızca laf söyledin ya. Yani bu da tarihe geçti yani. Albert Camus olsa anlamazdı kendinden bahsedildiğini yani. Yine kendimi sınırlandırıyorum, gazetenin ismini söylemiyorum. Evet, valla insanın kendini bilmesi iyi bir şey. Yasemin'cim, Fransızca konusundaki biliyorsun ben herkese verdiğim öneri. Yani bir bak şimdi, düşün, yani eylemin Almancası gayet kötü olsa gerek. Mesela Bermal'in İngilizcesi ve hatta belki de Fransızcası şahane olabilir. İngilizce. Hayır canım, hangi dilde konuştuklarını bilmiyorum ki. Biliyorsun benim şeyim, dil dile değmeyince dil öğrenilmez. O yüzden de ben Nil'le konuşacağım bu konuyu. Ne? Bermal, İngilizce mi Fransızca mı konuşuyorsunuz enişteyle? Aramızda İngilizce konuşuyoruz. Bazen bana Fransızca küfürler falan öğretmeye çalışıyor ama... Tamer işte, Tamer dediğin zaman o anlar. Selamımı söyle. Yok mu kendisini bir görse geniştenin? David! Ooo! Abi şey gibi... Bermal, yani... Bermal, bak Barış'ı gösterdiler, sen de David'i göster yani gerçekten. Bakalım benzetecek mi? Yasemin dizisine. Gelirse göstereceğim. Ya utandırdık adamı. Ya görsün de nelerden kurtulduğunu anlasın yani. Beni beni gönderirsen bu ayıların arasına diye. İlk defa yaza orada olacağız yani. Ne zaman? Yaza. Sağ olun. Bravo. Nasıl ya? Yaza mı? Ben dayanamayıp soracağım şimdi. Bugün konsolosluğa gideceğim. Pasaportumun üzerindeki tahtip kalkmış çünkü kardeş avukatım da için aynı zamanda Mersin Nüfus Müdürlüğü'ne bir dilekçe yazdı. Beraatim geldikten sonra tahtibin kaldırılması gerekti, kaldırmışlar. Avukatımızı mı değiştirsek biz arkadaşlar? Yani Mersin Nüfus'a dilekçe yazılması gerekiyor beraat kararlarıyla birlikte. Beraat kararı geldi ve pasaport üzerindeki tahtibin kaldırılması istiyorum diyor diye. Çünkü hepimizin pasaportu Mersin'de, yani Mersin'de ben verildiyse oradan iptal edildi aynı zamanda. Öyle gittim ama ben pasaportumu aynı zamanda kaybetmiş oldum iş. Şimdi benim prosedür biraz uzayacak şimdi. Evet, pasaport başvurusu alabiliyorlar ama kayıp olduğu için benim kütüğümü bulunduğu yere yazacaklar. Dilekçe oradan bir yanıt gelecek ve ben başvuracağım. Yani 2-3 ay sürecek ama umuyorum sonunda alabileceğim ve alırsam da yazar. Yabancı damadı da getirip gelmeyi düşünüyorum. Ne güzel haber. Yani temelli bir dönüş olmayabilir ama en azından gelip görmek istiyorum herkese yani. O zaman yaza buluşuyoruz burada. Umarım hep beraber buluşuruz orada. Şu an karede olan bütün arkadaşlarımız. Çok güzel olur. Vallahi süper olur. Hakan, Yona'yı da görseydik. Herkes birilerini gösteriyor yani. Sen Yona'yı da özledik yani. O da yok mu? İyi dayandı bence. Bence hiç fena dayanmadı Allah için şimdi. Yona kamera karşısına geçmiyor. Oo.
Vallahi. Çok selam söyle, öpüyoruz onu da. Onu da özledik yani. O izliyor ama şu an. İzliyor, ha tamam. Yani devam ediyorsa yayınımız bir yerden sonra keselim, saçmalıyor bunlar demediyse. Sıranenin adını lekelemeyelim be abi. Yok abi siz, yani ben onu zaten ziyadesiyle yaptım, merak etme. Selim, sen gösterecek kimsenin olmadığını umuyorum. Korkarak soruyorum. Vallahi Bahar arka blokta oturuyor, haberin olsun. Yok vallahi. Ne kedi var, ne şey var. O yüzden de bak, çocuğun da yok, kedin de yok. O yüzden niye yok? Oley! Allah'ım. Niye bu Arnavutlar niye yaşlanmıyor arkadaş ya? Ben yaşlanmıyorum ya. yok sen de fena değilsin valla. Maşallah. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Esnaf cevabı. Ben seni çok özledim ama. Ya seni çok özledik Yonacığım. Yani Arnavutluk'tan ki sonra Mersin'i çok özlüyorum. Başka o Mersin'i biz de özlüyoruz. Boş ver, geç onları. Oldu. Selamlar çocuklar. Hoşça kal. Bay bay. Selim ne diyordun? Bak kedin yok, çocuğun yok. O yüzden New York'ta kaybolabiliyorsun. Bak kedin mi var? Niye baktın? Kedi var evde de benim değil. Selim olmasaydı ben göndereyim sana diyecektim. Valla sevmeye başladım kedileri, köpekleri. Yakında bir tane alacağım. Yok abi burada biz sana bir sürü besliyoruz. Gelince hemen gelir beslersin burada, şey yapma sen. New York anlatsana, nasıldı? New York güzel şeydi. Ama... Ama sizin ufak işiniz ufak sizin işiniz de zor be, Trump mıramp arkadaş yani valla. Biz yine iyiyiz. Hocam Trump'a bakmıyoruz, Bernie'ye bakıyoruz. Bernie'ye bu böyle. Güzellikleri görmeye çalışıyoruz bu aralar. Yani olursa. Ulaş sen mikrofonu çaldık çünkü Ulaş giderek. esnaf geyiğine doğru götürüyor işi. Çok evet. Korkuyoruz, mikrofonu artık vermeyeceğiz ona. Metin Hoca ne yapıyor orada? Metin Hoca biliyorum ya. Tövbe de. Biraz bilmiyorum. Yok abi. Geldi. Ya hocam gel ya bak. Hayır yok ya. Şu an ben Metin Hoca'yı görüyorum. İyi misin Yasemin evet. Hocam? Ayşegül'ü de görüyorsun. Yasemin iyi misin diye sordu beni hoca. Ben var. Öyle var. Hepiniz de senin. Yok ya böyle oluyor işte. Ben iyi görüyorum. Hocam ses gitti. Neden? Anladım. Ve karşınızda Metin Alto. Arkadaşlar hepinizi çok özlemişiz herhalde. Sürekli geyik çeviriyoruz burada gördüğünüz gibi. Siz de mecburen bu geyiğe maruz kalıyorsunuz. O nedenle hepinizi çok iyi gördüm, güzel gördüm. Hepiniz çok iyi olun, hepiniz çok güzel olun ya. Bekliyoruz. Biraz madem geleceksiniz. Herkes gelsin. Malatyalı eniştemiz de gelsin. Malatyalı. O kim ya? David, Malatyalı David, vermez. Nasıl Malatyalı benzetiyor. Ben ilk gördüğümde şey dedim, ya adam, kadın gitmiş İngiltere'ye, Malatyalı Fransız bulmuş dedim. Herkes şaşırdı. Herkes şaşırdı. Sonra David'in kardeşini gördüm, o sarışın. Tamam dedim ya, bu Fransız ama David asla Fransız değil. O olsa Malatyalı Fransız olur. Böyle onun için Deniz Hoca ile vallahi geyiğini çevirdik yani. Yapacak bir şey yok. Nasıl Ali Ekber'e mi benziyor ya? Yok. Berman. Siz kitap yazmıştınız değil mi? Burada artık magazin mevzu. Kitap konuşacaktık ama. Ay bir sorsana gerçek, ben merak ettim ya. David'i bir getirin. Gerçek Ali Ekber gibi biriyle mi berabersin? Erman, David mi gelsin yoksa valla bu spekülasyon bitmeyecek. David şu anda tuvalette. Malatyalı gerçekten. Hayat kırıklığına uğradık. Berma gelsin. Berma gelsin yoksa sizin nikah videonuzu yayınlayacağım şimdi burada. Baban, beyin, eser. Gelsin. O çok feci ya. O çok feci.
Sevgili arkadaşlar, eklemek istediğiniz, söylemek, sizinle sabaha kadar böyle karşı karşıya kalabiliriz ama sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı, eklemek istediğiniz? Ya salondan hani özellikle biz böyle kitaba dair fikir değerlendirme, eleştiri veya bu minvalinde bir katkı alabilir miyiz? Ben hani dediğim gibi salonda çok az kişiyi görüyoruz ama hani okuyanlar var, vardır. Olmaz bilmiyorum. İnşallah umuyoruz. Göz atarmazsa da o göz attığıyla belki bir şeyler söylüyor. Yazarlar okumamış evet, abi. Sataşma var burada. Hakan diyorum. Ulaştan bir sataşma var. Yazarlar bile okumamış gidiyor. Ya. Ay, bu doğru değil. Bu doğru değil. Okuyanlar birbirini konuşabilir aslında. Ben mesela Berlin'in hikayesini tamamen kurmacaydı. Hiç kendimizle bağdaştıramadım yani. Tamamen fiktif söyledim ya. Şambali filan mı yapıyor ya? Yani, halbuki şambali de aslında ben güzel bir tatlı. Bilemedim şambali. Yani yaşadıklarımızda hiç yani şey yapamadım. Çok güzel kurmaca. Evet, yaşanan, yani hikayenin yaşanan olaylarla hiç alakası yok değil mi? Hayatın hiçbir şey ve kurumlarla alakası yok. Hiçbir alakası yok. Ben de öyle düşünmüştüm. Hiçbirimizinkine yok aslında. Olabilecek kadar atlıyorsun. Değil mi ya? Evet. Şampoli severim aslında da işte yani işte o... Biraz o ciddiyetini ya o şeyini hafifletmek istedim. Biraz dalga geçmek istedim sanırım. Evet, evet. Çok can. Evet, evet. Şambali. Görüşsek selam söyleriz. Çağırdık da gelmedi de. Esene davet et. Çağırdık da gelmedi diyor. Ulaşamadım. Ha çocuğu yatıracak, bizim de pilimiz bitiyor, bir selfie yapalım. Ona dair dediğim gibi sormak isteyen hani sorusu olan var mı? Hakan'ın dediği gibi aslında. Kitap yazmak isteyen genç ne tavsiye ederler? Ulaşın soru sorayım, onu sormayacağım. Ya sanırım buradakilerden henüz şu an kitabı okuyan yok. Nasıl biz mi öğreniyoruz? Ben de. Bir dakika, o zaman okuyalım. Lütfen soru sorayım. Soru değil, soru değil, yorumu olabilir. Hocam, ama yani okumamış ya gibi Allah'ım. Ben biliyorum. Ya Allah'ım. Yoksa ben alacağım mikrofonu, sor ona. ama sorum yok. Çok beğendim, çok da özlemiştim. Hepinizi de çok özlemişim. Dün tesadüf ben bugün haberim oldu bu etkinlikten. Dün gece Selim Hoca'nın hikayesini bir daha okudum. Ayşegül Hoca'nın dediği gibi Selim Hoca'nın hikayesini okurken benim de gözüme sürekli bir şeyler kaçıyor. Ben Manekin'i okurken gülümsetiyor bir yandan. Hepsinde mekan kaldı ama aklımda benim. Bütün hikayelerde mekan kaldı. Seninkinde ve dizinkinde dağda çocuk, ya o sahne gözümün önünde. Siz çocuklar, Berman'inkinde bir taksi sahnesi gözümün önünde. Hakan Hoca'nınkinde elinde birasıyla arkadaşlarıyla oturduğu sahne gözümün önünde. Hepsinde bir sahne kaldı bende. Eylem'inkinde bambaşka sahneler kaldı. Hepsini çok beğendim. Yani hepsini tek tek söylemeyeyim şimdi. Hepinizinki çok iyiydi. Elinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok özledik sizi. Teşekkürler. Biz de özledik. Biz de kaldık. Okudum ama hepsini okudum. Belli ettim mi okudum sahnelerden? Sırf onun için sevdim bütün bunları o sahneleri. Bana mı veriyorsun? Ha, yok canım. Biz özellikle çağırdık tek okuyan diye. Evet. Ne olacak yani? Okumasa da bence şey yapabilirdi. İlla taksi vardır, şey var. Hakan'ın elinde bira şişesi yani. Çok büyük bir hayal gücü gerektirmiyor abi bu. Su içemiyorum ya. Elim bardağa gidecek böyle ulaşacak ona takılır mı diye suyu içemiyorum. Dur da siz gelin de görün bakalım burada. Bir de şu gerçeği de biliyorsunuz, sizin isimleriniz masalara yazıldı. Adisyonları sizin isminize açıyoruz. Arada bir evet, hesap ödemeyenler oluyor. Onları lütfen tedarikli gelirseniz seviniriz arkadaşlar. 2,5 senedir hesaplar birikti biraz. O yüzden lütfen şey yapalım. Evet, Yasemin, hele senin masa personel masası gibi oldu. Orası feci valla. Öyle mi?
Hacı ya. Niye ödemeden mi kaçıyorlar hocam? Vallahi bilmiyorum. Yani bir de Ali Ekber'den, Mustafa'dan alamayacağımızı düşünerek siz, onların masalarına da size yazıyoruz aslında. O yüzden... Malatya'yı deyince aklıma geldi, kusura bakmayın. Öğrenci arkadaşlarımızdan kimse yok mu orada kitabı okuyan, edinen? Yazılı yoklama yapacağım. Merhaba hocam. Selam, merhaba. Selam, okudum ben kitabı. Zaten görüşmüştük, yavaş yavaş okuyacaktım. Bayağı ağırdan aldı. Çok iyi. Ben kitabı okurken hep o okuduğum o kısa öykülerin hepsinde hep o anda kaldım. Sanki o hikayeyi yazan herkes bir kısa döngü şeklinde hep o günlük olarak hep aynı hüznü, aynı melankoliyi yaşıyor olarak hissettim. Ama şu an sizi böyle mutlu görünce içim rahatladı açıkçası. Öyle. Sağ ol Semra. Biz de rahatla diye böyle gülüyoruz zaten. Elimizden geleni yapıyoruz valla. Sağ olsun Semra hakikaten. Bizi böyle hiç yalnız bırakmayan öğrenci arkadaşlarımızdan biri. Ben özellikle teşekkür ediyorum. Kitabı aldığında da yazmıştı duygularını. Bir de buradan böyle sizlerin önünde teşekkür edeyim ben de. Sağ olun. Yavaş yavaş bir selfie çekinelim. Evet, şimdi arkadaşlar, kapanış vakti geliyor. Yavaş yavaş kapatalım mı oturumumuzu diyoruz. Size doyamadık ama canlı yayını kapatın. Kapatın. Evet. Şimdi şöyle, biz sizin görüntünüzün olduğu ekranın yanında, sağında solunda olup bir selfie çektireceğiz ama bu arada Ayşe de size bir şeyler söyleyecek. Sonra hep birlikte bir selfie, ondan sonra bakalım sonrası. Ya ben kitabı aldım ama okuyamamanın ayıbını üzerimde taşıyorum ama hepinizi çok özledik. En kısa zamanda görüşmek üzere diyorum. Şimdi bu kadar insan okuduktan sonra bir toplantı daha yapacağız o zaman. Değil mi? Okumayanlar için sonra yine böyle sizi toplayacağız bir araya. Pişmanlık oldu. Olabilir mi? Memnuniyetle. Tamam, finalden sonraymış. Arkadaşlar ne diyoruz?